bir şeyin altını çizmek gerekiyor ki aslında kuduz %100 ölümcül bir hastalık. Yani insana bulaştıktan sonra sonuç %100 ölümcül hale geliyor. Peki ne yapmak lazım? Belirti nelerdir? İlk belirtisi aslında genelde baş ağrısı, bulantı, kusma ve tipik bir menenjit bulgusundan çok farklı seyretmiyor. Daha sonraki tabloda hızlı ilerleyen bir bilinç kaybı, bilinç bulanıklığı ve hızlı koma hali görülüyor. Şüpheli ısırık olduğu anda ya da bir başıboş hayvanla boğuşma anından sonra ilk başta ısırık bölgesinde su ve sabunla yıkama yapılacak olan ilk müdahale. Bu müdahale olmasına rağmen kuduz virüsü hızlıca sinirleri tuttuğu için, periferik sinirlere yapıştığı için bu müdahalelere rağmen hastalık virüsü vücuda geçebilir. Zaten bunu da öngördüğümüz için ilk müdahaleden sonra yani vücudu ısırık bölgesini temizledikten sonra mutlaka aşı ve serum uyguluyoruz. Şunu da altını çizmek gerekir ki aşı ve serum uygulamalarına rağmen her halükarda maalesef hastalık nedeniyle de ölüm tablosu görülebilir. Yani aşı ve serum da %100 koruyucu değil burada. İlk yapılacak olan müdahale temas anında ısırık bölgesi ya da tırmalama bölgesinin su ve sabunla yıkanması. Daha sonra en yakın sağlık kuruluşuna, özellikle acil servisler, kuduz danışma merkezi, bu buralara başvurulması. Burada bir hekimin değerlendirmesi neticesinde tek başına aşı ya da hem aşı hem serum uygulamasına karar veriliyor. Hem aşı hem serum uygulaması olarak baktığınızda 0, 3, 7, 14 ve 28. günler arasında toplam 4 doz aşı, serum ise bir defaya mahsus uygulanıyor. Uygulama bölgesi olarak baktığımızda serumu önce yara çevresine, daha sonra ise aşının uygulanmadığı tarafa uyguluyoruz. Aşının uygulanma günlerinde mutlaka sağlık tesisine giderek zamanında bu aşıları yaptırmak gerekiyor. Genelde ölümcül seriden kuduz vakalarında aşılamaya rağmen aşılama takvimini aksatıldığını görüyoruz. Bu aksama olasılıkla büyük ihtimalle de virüsün vücutta yayılmasını engelleyemiyor, bloke edemiyor. Bloke edemediği için de beyin iltihabıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ortalama kuluçka dönemi 90 gün, ısırık sonrasında 90 gün süresince hala hazırda virüsle enfekte olma ve virüsün vücuda yayılma riski söz konusu. Dolayısıyla teknik olarak baktığınızda kuduz ölümcül bir hastalık. Bundan korunma metotları Sağlık Bakanlığı'nın her hastanede kuduz danışma merkezi var. Aşı ve serum olmuş olmanız hala hazırda kuduzdan dört dörtlük korunacağınız anlamına gelmiyor. Altını çizmekte fayda var. Erken müdahale ve aşılama takviminin iyi takibi oldukça önemli. Ama bütün bunlara rağmen de bazı kişilerde aşılamaya rağmen kuduz öldürücü seyredebiliyor, ölümcül seyredebiliyor. Örneğin biz kişilere aşıları yapıyoruz ama vücut kitle indeksi 35'in üstünde olan, diyabeti olan, kanser hastası olan, şeker hastası olan kişilerde yeterince antikor yanıtı oluşturamıyoruz aşılamaya rağmen. Yeterince antikor yanıtı oluşmadığı zaman dolayısıyla virüs kanda ve yara yerinde çoğalmayla birlikte beyin iltihabına sebep oluyor. Beyin iltihabı olduktan sonraki süreç ise %100 ölümcül. Sahipli hayvanlarda aslında biliyorsunuz yeni düzenlemelerle bunlarda aşılama ve çip uygulaması zorundu. Ama maalesef bunu sahada en azından benim kişisel gözlemim çok iyi çalışmadığı yönünde. Çünkü sahipli hayvanların aşılama takvimlerini takip etme yetkisi ve sorumluluğu kimlerde çok net belli değil bu. Yani bazı yerlerde belediyelere ait, bazı yerlerde başka ilgili kuruluşlara ait. Dolayısıyla burada belediyelere çok büyük sorumluluk düşüyor. Önleyici birinci tedbir aslında baktığınızda bu başıboş hayvan kavramının yeniden tanımlanması lazım. Bu hayvanlar sahipsiz. Dolayısıyla bunların hem rehabilitasyonu hem toplanması hem kısırlaştırılması hem sahiplendirilmesi belli kurallar çerçevesinde olması gerekiyor. Ama birinci hedef bunların sokaktan toplanması lazım her şeyden önce. Yani bunları sokakta bıraktığınız sürece her halükarda yaya trafiğine, araç trafiğine, şahıslara zararı oluyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz teknik olarak baktığımızda. Birinci hedef bu olması lazım. İkinci hedef bu hayvanların sahiplendirilmesi olması gerekiyor. Yani sahiplendirmeyle kastettiğimiz üreme siklüsünün kısırlaştırmayla takip edilip onun beraberinde ise sahiplendirilmesi. Çünkü bir hayvan sahipsiz bir şekilde doğaya salındığı anda sadece kuduz değil bir sürü hastalık beraberinde gidiyor. Toksoyu getiriyor, diğer bulaşıcı hastalıkları getiriyor, keneyi getiriyor, biti getiriyor, uyuzu getiriyor. Bunların hepsi hayvanlarla bulaşan hastalıklar, başıboş hayvanlarla bulaşan hastalıklar. Çünkü bu hayvanların hem düzenli olarak ilaç ve parazit iç ve dış parazitlerinin yapılması, kuduz gibi öldürücü hastalıklarla ilgili aşılanması ve aşılama sorumluluğunun sahiplerine yüklenmesi, bu tamamen kamusal alanda yapılacak şeyler değil bunlar. Bireyler olarak da bunların sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor.